Mercan Sürücü Kursu ana haber bültenini sunar. Mercan TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Günün ve gündemin önemli başlıklarıyla yine sizlerle birlikteyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin'e yönelik başlatmış olduğu Zeytin Dalı operasyonunda bir ayı geride bıraktık ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu bir açıklamayı sizlerle paylaşacağız. Yaptığı açıklamada tam 1641 teröristin bir ay içerisinde etkisiz hale getirildiğini ifade ettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1641 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1641'e yükseldi. Zeytin Dalı Harekatı 31. gününde başarıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve DAEŞ hedefleri durmaksızın vurulurken 27 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece hareket kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 1641'e yükseldi. Açıklamada harekatın icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği de bir kez daha vurgulandı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 köy daha terör örgütünden kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 31. gününde devam ediyor. Harekat kapsamında 3 köy daha terör örgütünden kurtarıldı. Afrin'in İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri terör örgütünden alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürerken Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı bölgesini işgal altında tutan YPG'lileri korku saldı. Buradan çok sayıda terörist Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Afrin'e kaydıran terör örgütünün olası bir Türkiye müdahalesi düşüncesiyle sınır altındaki binaları boşalttığı ve tuzaklama yaptığı öğrenildi. Gerek Nusaybin'deki hendek ve barikat operasyonu sırasında, gerekse sonrasında Türkiye'ye doğru kazılan tünellerin bulunduğu, Kamışlı'nın iç kesimlerine ise hendeklerin kazılıp barikatların kurulduğu belirtildi. Bazı teröristlerin sivil kıyafetleriyle sınır hattında devriye attığı ileri sürülürken, bazılarının da mahalle mahalle gezip militan topladıkları, çocuk ve gençleri zorla ailelerinden aldığı bildirildi. Zorla alınan çocuk ve gençlere Kamışlı'da bulunan kampta silahlı eğitim verildiği öğrenildi. Öte yandan terör örgütünün kente flamalarla terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini astığı görüldü. Kentin sınır hattındaki sessizlik ise dikkat çekti. Kahraman Mehmetçiğimiz uzman çavuş Muzaffer Doğan Afrin'de girdiği çatışmada gazi oldu ve
Gazi Muzaffer Doğan Baba evine geldi istirahat için. Burada gazetecilere açıklama yapan gazimiz, her ne koşulda olursa olsun sonuna kadar vatan toprağını müdafaa için göreve hazır olduklarını ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunda yaralanan uzman çavuş Muzaffer Doğan memleketi Adıyaman'a getirildi. İstirahat için Çemberlitaş köyündeki ailesinin yanına gelen Doğan burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şu an Afrin'de görev yapıyorum. 20 gün önce şu an yani çok gurur duydum Afrin'de görev yaptığım için. Tüm asker kardeşlerime Allah yardımcılar olsun. Geçen hafta şehidimiz vardı, Yunus Emre. O kardeşim benim kendi kucağımda şehit düştü. Onu da gönderdik. Afrin'de sürekli çatışmalar oluyor. Ama yılmıyoruz. Vatanımız, milletimiz ayakta durabilsin diye. Köşeye sıkışmış durumdalar. En yakın zamanda Afrin bitecek yani. Biz nasıl ki Suriye Cerablus'ta, Suriye Erbap'ta bitirdiysek, köklerini kazdıysak, şey, bu sefer de aynı şekilde yapacağız. Afrin'i de temizlemeye çalışacağız. Yani. Baba Nevfel Doğan'sa açıklamasında şunları kaydetti. Bu vatan için, bu millet için, özellikle başkomutanımız için, Recep Tayyip Erdoğan için, her şeyimizle, malımızla, canımızla emrindeyiz ve onun yolunda devam edeceğiz. Bunun hiç kimsenin kuşkusu olmadan inşallah o vatan hainlerini bitireceğiz. Yani ne mal olursa olsun, dün de söyledim, bugün de söylüyorum, her zaman söyleyeceğim. 5 tane muzafferim gitse bile 5 tane daha muzafferim var. Bunları da vatanım için, Sayın Cumhurbaşkanımız için onları da kurban edeceğiz. Hiç sıkıntımız yok yani. Vatanımız rahat etsin için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Anne Hayriye Doğan da Afrin operasyonu hakkında şu ifadeleri yer verdi. Allah herkese muhafaza olsun. O diyeceğim budur. Tayyip Erdoğan'da çok çok teşekkür ederim. Bu olmazsa Türkiye biter. Bu bizim başımızda, Allah eksik etmesin. Bu askerlerin hepsi Allah bağışlasın. Afrin gazisinin kız kardeşleri de gözyaşları içinde açıklamalarda bulundu. Abimin kardeşiyim. Muzaffer Doğan'ın kardeşiyim. Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum ki bizim böyle başımızda. Sadece ondan tek bir isteğim. Benim cezaevimde bir abim var. Onu bir kere görelim. Sadece bir kere. Abimi görsün daha da bambaşıkmış isteğim. Bu mesajım da Recep Tayyip Erdoğan duysun. Evet. İnancı olsun, o dışarıda olsaydı onu da aynı şekilde gönderirdik. Yılmadan, sıkılmadan o kardeşimizi de aynen o şekilde gönderirdik. Yeter ki vatan sağ olsun, bu bayrak inmesin diyoruz Recep Tayyip Erdoğan'a, buradan sesleniyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın bu bayrağı kesinlikle indirmeyecekler ve indiremezler. Ne kadar hain olsalar olsunlar, bizim Mehmetçiklerimiz onlara yeter, yeter, yeter. Evet, Afrin gazimizin durumu iyi çok şükür. Tabii ki bugün de misafirleri vardı il protokolünden. Özellikle Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Merkez İlçe Başkanı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hanifi Mustafa Alkayış ve Fehmi Çelik gibi isimler de gazimizi ziyaret edenler arasındaydı. Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunda yaralanan Adıyamanlı uzman çavuş Muzaffer Doğan'ı merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde baba evini milletvekili Salih Fırat, AK Parti ilçe başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Sekreteri Mehmet Can Erdoğan, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik ve AK Parti üyeleri ziyaret etti. Milletvekili Salih Fırat yaptığı açıklamasında şunları kaydetti. Tabii öncelikle bu Afrin operasyonundan dolayı hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı. Memleketimizin başı sağ olsun diyorum, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Ayrıca oradaki gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Gazi Muzaffer kardeşimiz de çok şükür ciddi bir kafa travması geçirmiş, bir roket saldırısı sonrası
Son kulağında bir hafif işitme kaybı var. Kendisine biz tabii hem teşekkür ediyoruz, hem geçmiş olsun diyoruz, hem de vatanımızın minnettarlığını kendilerine arz ettik. Allah razı olsun. Tabii vatanımız için canını, malını ortaya koyan Mehmetçiğimiz. İnşallah Afrin operasyonumuza muzaffer olur, başarıya ulaşır. Bu bölgede terörizmi ve teröristleri inşallah bertaraf ederler. Tabii biliyorsunuz ülkemizin güney sınırında Suriye'de yaklaşık 7 yıldır devam eden bir iç savaş var. Bu iç savaşın yan etkileri olarak bize işte biliyorsunuz Suriye'de yaklaşık 3 milyon insan mülteci geldi memleketimize. Onları barındırdık, onlara sahiplendik. Tabii sonunda oradaki terör örgütleri işte DAEŞ olsun, YPG olsun, PYD olsun, El Nusra olsun, diğer terör örgütlerinin hepsinin tabii burada zaman zaman özellikle YPG'nin Türkiye sınırlarında işte Kilis olsun, Hatay olsun, Gaziantep olsun zaman zaman saldırıları oluyordu. Biz tabii bunların Türkiye için, milli güvenlik için tehlike olduğu düşündüğümüzden dolayı özellikle orada gerek Rusya gerek Amerika ile yaptığımız görüşmeler sonrasında o bölgenin teröristlerin temizlenmesi gerektiğini ilettik tabii. Ama baktık ki orada tabii Amerika el altından 5000 tır civarında o bölgeye silah nakliyatı yaptığını şahit olduk. Bu vesileyle kendi sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, memleketimizin güvenliğini sağlamak için bu operasyonu başlatmış olduk 20 Ocak'ta biliyorsunuz. Tabii bu süreç içinde Mehmetçik kardeşlerimiz orada kahramanlıklar sergiliyorlar. İnşallah Allah o bölgede ordumuza muzafferiyetler, zaferler nasip eyler. Umut ediyoruz ki yakın bir tarihte o bölgede ki terörist faaliyetler son bulur, onlardan temizlenir o bölge. Ve yanı başımızda, güneyimizde, Suriye sınırında Türkiye'yi tehdit etmeyen oluşumlar veya işte Türkiye'ye gelen o mültecilerin geri gidip o bölgede yerleşip hayatlarına idame etmesi gerekir inşallah. Bunu inşallah başaracağız. Tabii ki dün biliyorsun memleketimizde Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson da vardı. Bu konuları tekrar yüz yüze görüştük. Evet, Türkiye Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından ve bazı vatandaşlar tarafından Afrin'deki kahraman Mehmetçiklerimize moral konvoyu düzenlendi. Ve moral konvoyunda Albay Davut Kulalar garnizon komutanımız ve bazı komutanlar da destek verdi. Özellikle oradaki görüntü gerçekten her şeyi ifade ediyordu. Türkiye Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından organize edilen ve Adıyaman'daki taşıma firmalarının yanı sıra vatandaşların da destek verdiği geniş katılımlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek konvoyu düzenlendi. Sakarya Caddesi üzerinde toplanan çok sayıda vatandaş araçlarıyla konvoy yaptı. Afrin'e yönelik yapılan Zeytin Dalı operasyonuna destek için düzenlenen konvoya Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Alkıran, Yarbay Vedat Kültür'ün yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Mehmetçiklerimizle ben de zafere çıkayım. Ben de daha çıkayım. Sağ ol. Onlara bir sıkıntı kurşu da ben atayım o talihsizlere, şerefsizlere. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı konvoy etkinliğinde Yarbay Vedat Kültür ağlayan vatandaşa sarılarak birlikte ağladı. Mehmetçiklerimizi sen koru yarabbim. Cumhurbaşkanımıza güç kuvvet ver. Onu başımızdan eksik etme. Şerefsizlere boyun eğdirmesin yarabbim. Amin. Allah vatanımıza, ordumuza güç kuvvet versin. Askerimize, polisimize güç kuvvet versin. Amin. Türkiye Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Bektaş ise Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Bizler burada bulunmamızın sebebi Zeytin Dalı Huzur Operasyonu'na destek vermek amacıyla tüm Toplu Taşıma Sendikası olarak eyleme destek vermek üzere buradayız. Bu eylemimiz onlara bir en azından manevi bir güç olsun, manevi bir destek olmak amacıyla bizler buradayız. Bu dava hepimizin bir manevi davasıdır. Bu operasyona kaç araç, neler yapacaksınız?
Bizler bugün kortej olarak tahmini 1000-1500'e yakın araç bekliyoruz. En azından şu anda 1000'in üzerinde araç burada. Korteje katılan sürücü ve vatandaşlarsa Afrin operasyonu ile birlikte terörün biteceğine işaret ederek operasyonu desteklediklerini ifade ettiler. Afrin'e destek, hepsini geberteceğiz inşallah. İnşallah bitireceğiz. Allah'ın izniyle. Allah yardımcımız olsun. Şu anki devletimizle gurur duyuyoruz. Tek bu yeter bize. Allah başımıza... Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Her daim göreve hazırız. Emir etmeleri yeterli. Canımızla, kanımızla son damlasına kadar bu vatan için mücadele edeceğiz. Evet, İyi Parti'nin bugün Merkez İlçe Kongresi yapıldı. Yapılan kongrede Hicri Gürsoy Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi. İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Kongresi partililerin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Tüm gücümüzle sizlerle birlikte, milletimizle birlikte emin adımlarla yürüyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası konferans salonunda gerçekleşen Merkez İlçe Kongresi'nde Hicri Gürsoy 291 delegenin oyuyla Merkez İlçe Başkanı seçildi. Seçim öncesi açıklama yapan İyi Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan şöyle dedi. Ülkemin geleceğini bu iyi kadrolar yeniden dizayn edecek ve biz bu ülkeyi yeniden kardeşliği, birlikteliği oluşturduktan sonra mutlu ve mürevveh bir ülke haline getireceğiz. Ülkemizin bekasını, geleceğini tehdit eden bir oluşumun, bir terörist oluşumun yok edilmesine yönelik canlarını veren kınalı kuzuları, o gencecik evlatlarımızı minnetle şükranla anıyorum. Allah'tan onlara rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Bir an önce bu belanın ülkemizin başından def edilip evlatlarımızın burnu kanamadan yeniden ülkemize dönüşlerini Allah'tan diliyorum. Adıyaman'da ekonominin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Tam canlandı. Tütünle yeniden benim vatandaşım ekmek sahibi oldu derken bir kanun tütünün ekimi serbest ama Sayın Başbakan'ın dediği gibi satışı yasak dediler. Bu nasıl bir tabirse? Maalesef o kongrede tütünü serbest bıraktık. İstediğiniz kadar ekin denildiğinde benim o köylüm, o kardeşlerim alkışladı. Çünkü Sayın Başbakan'ın ne dediğini bence anlamadılar. İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Hicri Gürsoy ise şu ifadelere yer verdi. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan partimiz çok hızlı bir şekilde teşkilatlanarak tüm Türkiye'de yaklaşık %90'ında teşkilatlanmasını bitirmiş ve seçimlere hazır hale gelmiştir. Malumunuz ülkemizin sıkıntıları nedeniyle kuruldu partimiz. Artık bu millet bu işe dur demenin zamanı geldi. Ve İYİ Parti olarak hepimiz burada gördüğünüz gibi Adıyaman'daki halkın hepsi, şu an gelenlere bakıyorum, gerçekten Adıyaman tabiriyle bir aşure. Aşure olmuşuz. Canla başla kucaklaşmışız. Bu hareketi de burada götüreceğiz. İyi Parti'de siyaset yapan Mithat Solgunsa şunları kaydetti. Her gün yani neredeyse artık televizyonlar kapatacağız. Liderlerin birbirine ağzı alınmayacak lafları dinlemekten artık hakikaten bıktık. Dışarıda tamamen bir yalnızlık, tamamen içine kapanmış. Eskiden bir tek bir barzavi vardı. O da artık gitti. Şu anda tamamen yalnız davranıyoruz. Şimdi siyasi manzaraya baktığımız zaman Türkiye artık 15 yıllık bu AKP iktidarında. Siz bakmayın böyle her gün hangi kanal açtığınız sabahtan akşama kadar işte ya başbakan ya cumhurbaşkanı ya bir bakan birileri konuşuyor. Ama şimdi öyle bir hale gelmiş ki artık AK Parti'nin kendi mensupları bile kendi işlerine homurlanmaya başlamışlar. Yapılan açıklamanın ardından merkez ilçe seçimine geçildi.
Alabilirsiniz başkan. İYİ Parti'den merkez ilçe tek listeyle girdiği seçimde Hicri Gürsoy başkan seçildi. Evet, Mersin'de 125 yıllık tarihi çarşı bir günde yıkıldı. Tabi tarihi çarşı esnafının kışın sonunda yıkın kulaklarına Mersin Büyükşehir Belediyesi ses vermedi. Tabii ki 125 yıllık çarşı bir gün içerisinde yıkıldı. Mersin'in en eski tarihi çarşılarından 125 yıllık geçmişe sahip Küçük Çarşı, Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel tasarım ve yenileme projesi kapsamında yıkıldı. Mersin Akdeniz ilçesindeki tarihi çarşı geçtiğimiz yıl alanına yıkım kararının ardından parça parça sökülmeye başlandı. Önceki gün çarşı içerisinde bulunan baharatçılar, lokantacılar mahkeme kararıyla yerinden çıkartıldı. Esnafın kıştan sonra çıkalım isteğine kulak tıkayan yöneticiler süreci hızlandırdı. Tarihi Küçük Çarşı yıkım işlemlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilecek. Proje hakkında ayrıntılı bilgi edinilmezken yapılacak yeni dükkanların ihale usulüyle kiraya verileceği öğrenildi. Eski çarşı esnafı ise yıllardır işlettikleri dükkanlarının rant uğruna ellerinden alınmasından çekiniyor. Eşyalarını kirepir fiyatına satmak zorunda kalan esnaf Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a sitemde bulundu. Yaz ayına kadar süre talep etmelerine rağmen kendilerine olumlu bir yanıt verilmediğini kaydeden çarşı esnafları önce elektrik ve suyumuzu kestiler, sonra belediyeden ekipler gelip çarşımızı yıktı. Borçlarımız, taksitlerimiz olduğu için defalarca yaz ayına kadar zaman istedik. Ancak bizi dinlemediler. Başka bir iş yeri bakamıyoruz, kiralar çok pahalı. Gidecek yerimiz yok. Büyükşehir Belediyesi bize yer sözü verdi ama yerine getirmedi, diye konuştu. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, huzurun ve güvenliğin sağlanması açısından uygulamaların son sürat devam edeceğini ifade etti ve operasyonlarda yakalananlar ve değerleriyle ilgili de açıklama yaptı. Günüm gecem yok benim. Vatandaşın huzuruna... Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, huzur ve güvenliğin sağlanması açısından uygulamalarının aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. Ben de her an göreve hazırım. Ağlamaz mıyım? Alper, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak yeni yılın başlangıcından bu yana 1 Ocak 10 Şubat tarihleri arasında yapmış oldukları asayiş ve huzur uygulamalarını değerlendirdi. Bu dönem içerisinde 17 uygulama noktasında 196 personelimizin periyodik olarak katılmasıyla ve 65 ekip marifetiyle Adıyaman il genelinde toplam 114.443 şahıs sorgulandı. Bu şahıslardan 31 tanesi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Yine yapmış olduğumuz bu uygulamalarda 208 aranan şahıs yakalandı. Toplamda 66.345 araç kontrol edildi. Bu neredeyse Adıyaman'daki kayıtlı araçların 3'te 2'sine yakın bir sayı. Bu araçlardan 4.897'sine ceza işlem uygulandı. Uygulanan ceza miktarı 1.431.582 TL. Yine bu araçlardan eksiği görülen 284 tanesi trafikten men edildi. Yine bu dönem içerisinde umma açık yerlere de çeşitli kontroller gerçekleştirdik. Bu yapmış olduğumuz kontrollerde toplam 84 adet iş yerine girildi. Bu iş yerlerinden 35 tanesine çeşitli maddelerden ceza işlem uygulandı. Uygulanan cezanın miktarı da 150.473 TL. Eksiği görülen ve kapatılması gereken iş yerlerinden de 3 tanesi mühürlendi. Yine bu yapmış olduğumuz operasyonlarda
40 günlük süreçte yakaladığımız çeşitli suç aletleri var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Toplamda 7 adet tabanca, 11 adet av tüfeği, 60 adet mermi, çeşitli miktarlarda kesici ve delici aletler ele geçirildi. Uyuşturucu madde anlamında da bu 40 günlük periyotta 75 adet ekstazi, 12 gram eroin, 229 gram esrar, 10 kilo 603 gram bonzai, 8656 paket kaçak sigara, 142 adet kaçak cep telefonu, 3 litre kaçak içki ve 3 adet de kariyesel ele geçirilmiştir. Her zaman olduğu gibi Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Teşkilatı olarak Adıyamanımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması açısından bu uygulamalarımız aralıksız olarak devam edecektir. Evet, Adıyaman'da paralel devlet yapılanması ve Fethullahçı terör örgütünde yargılanan bir öğretmene 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Adıyaman'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına ilişkin davada yargılanan eski öğretmen 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tamam, İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya örgütün emniyet imamı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hüseyin Yavuz da avukatı katıldı. Telefondaki Bylog, KakaoTalk ve Eagle programlarına defalarca erişim sağladığı tespit edilen sanık Yavuz hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanık Hüseyin Yavuz son savunmasında üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum, örgütle bağlantım yok, tahliyemi talep ediyorum dedi. Mahkeme heyeti sanık Yavuz'a silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Evet, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Kurulu seçimi yapıldı. Mevcut Başkan Nuri Anaç yeniden güven tazeledi. Adıyaman Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Sincik, Samsat ve Tut ilçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği olan genel kurulunu gerçekleştirdi. Faaliyet Denetim Kurulu gelir gider raporlarının onaylanmasının ardından diğer gündem maddeleri oylamaya sunuldu. Etmeyenler kabul edilmiştir. Tüm maddeler genel kurula katılan üyeler tarafından onaylandı. Şimdi ben biraz farklı bir konuya temas edeceğim. Genel kurulda mevcut Başkan Nuri Anaç tek liste halinde seçime girdi. Olağanüstü bir süreçten geçiyor. Ülkemizi hak etmediği... Yeniden başkan seçilen Nuri Anaç göreve kaldıkları yerden devam edeceklerini belirterek Kırmızı Et üreticilerinin sorunlarını gidermek için birlik olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi. Bu Kırmızı Et Birliği'nin seçimiydi. Kasaplar Odası'nınki yaptım. Buna Kırmızı Et Birliği'ninkindir. Bunu inşallah besiciler için her yola giriyoruz. Hayvancılık organizasyon sanayi benle arkadaşlarım beraber inşallah Allah'ın izniyle onu da bitiririz. Hem bir besiciye ahır olur, mazat olur orada. Her şeyimiz olur. Ne projemiz var. Projemiz çok. İnşallah hayvancılık organize sanayine çalışıyorum. İnşallah onu hal ederek 250 kağıt desteklemeye çalışıyor. İnşallah bakanımız bize verilecek. Allah'ın izniyle esnaf için ne icap ederse çalışıyorum, çarpınıyorum esnafım için. Evet, Adıyaman'da yeni bir mekan ve yeni bir damak tadı Adana Kebap Adıyaman'da açıldı. Tabii ki kebap severlerin tek uğrak noktası olacak olan Adana Kebap'taki görkemli açılış adeta bir yarışa da sahne oldu.
Birinci çevre yolu Sümer Park içerisinde Adana Kebap Salonu görkemli bir açılış programıyla hizmete açıldı. Damak tadıyla adından sıkça söz ettirecek olan Adana Kebap Salonu birbirinden lezzetli kebapları müşterilerine sunuyor. Gerçekleşen açılış programında açıklamalarda bulunan Adana Kebap Salonu imtiyaz sahibi Dilaver Bayır, tüm Adıyaman halkını iş yerlerine davet etti. İşletmemiz daha önce de bir kafe restoran olarak devam ediyorduk. Eski Sümerbank lokasyonunda yer alıyor. Burada Adana Kebapçısına çevirdik burayı. Ustalarımız Adana'dan geldi. Adana'nın mezeleri, onların salataları, kebabı tamamıyla kuzu eti üzerine çalışıyoruz. Etlerimizde hiçbir hile, hiçbir şey yoktur. Hepsinin sinirleri alınmış. Adana'nın kebabı, kaburgası, pirzolası, her şeyini burada sunmaya çalışacağız. Aynen. Artık il dışına gitmelerine gerek yok, ilçelere gitmelerine gerek yok. Adıyaman merkezde 10.000 metrekare üzerine kurulu asırlık ağaçları, bahçesi, içeride ustaları, hijyenik, kaliteli hizmet, profesyonel ekibimizle bundan sonra insanlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Başladık, devam edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Umarım halkımız beğenir. Adana kebapçısı Ahmet Usta zaten ismimiz. Ahmet Usta'mız Adana'da meşhur bir kebapçı kendisi. Onu aldık ekibiyle beraber, 10 kişilik ekibiyle beraber buraya getirdik. Kapalı alan olarak alt katta 70-80 kişi, üst katta 200 kişi, bahçede de 354 kişi, 400 kişilik yerimiz var. Hem yaz sezonunda hem kış sezonunda hizmetteyiz. İş yerinin açılışına katılan davetlilerse kebap alanında bir ihtiyacın yeni bir iş yeriyle karşılandığını ifade ettiler. Ortam gayet güzel. Adıyaman'da ciddi güzel bir restorana ihtiyaç vardı. O eksiği gidereceğine inanıyoruz. Dostlarımızın mekanı çok memnun olduk. Hem kendi adımıza hem onların adına hem de Adıyaman adına çok memnun olduk. Bence her zaman rakabette fayda var. Adıyaman'a yeni tatlar kazandıracağına inanıyoruz. Umarız daha güzel örneklere vesile olur. Adıyaman'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Mersin'e gidiyoruz. Mersin'de de avukatların baro başkanlığı seçimi var. Tek liste ile seçime gitme mücadelesi var. Öncelikle bir ön seçim yapıldı. Bakalım ön seçimde hangi isimler önde? Mersin Barosu'nda Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde önce baro platformu tarafından tek liste, tek aday sloganıyla ön seçime gidildi. ...1090 avukatın kullandığı ön seçimde avukat Bilgin Yeşilboğaz ve avukat Hakan Kendirci ikinci tura kaldı. Mersin Barosu'nun geçtiğimiz dönem yapılan genel kuruluna iki adaylı girerek oylarını parçalayan ve başkanlığı Ali Er'e kaptıran sol, Sosyal Demokrat ve Çağdaş Avukatlar genel kurul öncesindeki ön seçim sürecini tamamladı. Mersin Barosu önce Baro Platformu tarafından Akdeniz ilçesindeki bir otelde tertip edilen ön seçimde Baro Başkanlığına aday olan avukatlar Bilgin Yeşilboğaz, Hakan Kendirci, Kemal Ali Hastaoğlu, Özgür Özbek ve Necdet Yıldırım kıyasıya yarıştı. Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Türkiye Barolar Birliği delegeliği adaylarının belirlendiği ön seçimde Mersin Barosu Başkanlık adaylığı ikinci tura kaldı. Geçtiğimiz yıl Baro Başkanlığına aday olan avukat Bilgin Yeşilboğaz, 220 oy farkıyla seçimi kazanmasına rağmen sal çoğunluğu alamadığı için ikinci turda avukat Hasan Kendirci ile yarışacak. Evet, sahaflar işlerinin açılmasından memnun. Adıyaman'daki üniversite öğrencileri ikinci el kitapları tercih ediyorlar ve kitap okurlar.
sahaflara yoğun ilgi gösteriyor. Kitap okuyucularının ucuza kitap almak için tercih ettikleri yerler arasında sahaflar yer alıyor. Patron orada. Tamam, yanına geç. Her fiyata istedikleri kitapları sahaflarda bulabilen kitap okuyucuları bütçelerine göre kitaplar alıyor. Yeni kitap alıp daha fazla para ödemek yerine ikinci el kitapların daha fazla tercih edildiğini belirten sahaf esnafı Hakan Fırat, ikinci el kitaplara en çok üniversite gençliğinin ilgi gösterdiğini vurguladı. Genelde üniversite gençleri ilgi gösteriyor. Zaten biz de 5-6 aydır açtık. Yani yoğun bir ilgi var. Genelde bizde roman, tarih, edebiyat ve toplama kitap geliyor. Mesela müşteri getiriyor. Biz onlardan alıyoruz. Müşterimize uygun bir fiyata veriyoruz. Yani kitaplar şu anda gerçekten çok pahalı olduğu için, üniversite gençliği zaten biraz maddi durumlar zayıf olduğu için sahafçılığa çok büyük ilgi gösteriyor. Elimizde genelde roman var, dini kitap var, şiir var. Ondan sonra edebiyat, tarih, felsefe ve bölüm bölüm zaten biz ayırdık. Gelen müşterilerimiz zaten mesela İngilizce ise İngilizceyi alıyor, felsefe ise felsefeyi alıyor. Bize gelen kitapları biz alıyoruz. Ondan sonra zaten genelde romanlar çok geliyor. Yani gençliğin de okuduğu genelde romanlar. Güncel romanlar olarak alıyoruz. Güncel romanlara daha çok ilgi var. Geliyorlar genelde. Yani zaten biz de gönlümüzden geçeni, gerekeni öğretmenlere, köy okullarına veriyoruz. Yani durumları çok zayıf olduğu için zaten biliyorsunuz. O yüzden elimizde fazla kitap olursa biz şey yapıyoruz, veriyoruz. Kitap fiyatları mesela diyelim piyasada diyelim bir roman 25 ise biz bunun yarı fiyatına satıyoruz ve onun yarı fiyatına da alıyoruz. Mesela roman diyelim piyasada genelde baktığımızda 30 milyon, 35 milyon. Biz genelde müşterimizden yarı fiyatına satıyoruz, 15 ve onun daha altına da satıyoruz. 12,5, ondan sonra yani biz zaten 5'e alıyoruz, 4'e alıyoruz, o fiyata da satıyoruz. Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yakalandı. Bir okul müdürünün önce evinin kapısını yakan, daha sonra aracını kundaklattıran ve sonrasında ise evini kurşunlatan şahıs ve beraberindeki iki kişi yakaya ele verdi. Adıyaman'ın Besi ilçesinde okul müdürünün evinin kapısını yakan, aracını kundaklatan ve evine kurşun sıktıran şahıs ve beraberindeki iki kişi tutuklandı. Olay Adıyaman'ın Besi ilçesi Yenikent'te meydana geldi. Besni Sadık Paccı, anaokulu müdürü Bekir Söylemez'in arabası 6 ay önce kundaklandı. Müdür Bekir Söylemez polise verdiği ifadesinde baldızından kaynaklanan bir konudan dolayı Hicabi A isimli şahıstan şüphelendiğini söyledi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alındıktan sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Daha sonra bir ay önce anaokulu müdürü Bekir Söylemez'in evinin kapısı ve kapı önünde bulunan ayakkabılar yakılarak kundaklandı. Anaokulu müdürü Bekir Söylemez bu olayın da şüphelisi olarak yine Hicabi A'yı gösterdi. Yine gözaltına alınan şahıs suçlamaları reddetti, şahıs serbest bırakıldı. Son olarak anaokulu müdürü Bekir Söylemez'in evinin kapısına 5 el ateş edildi. Olay yerine gelen ve güvenlik kameralarını inceleyen polis olayı Beytullah Y isimli şahsın gerçekleştirdiği ve Ali A'nın yardım ettiği tespit etti. Şahsın silahlı saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İfadelerinden yola çıkan polis ekipleri olayı azmettirdiği iddia edilen Hicabi A'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar olayda kullanılan silahı Besni Organize Sanayi Bölgesi'nde sakladıklarını ifadelerinde söyleyince polis silahı ele geçirdi. Ali A ile Beytullah Y suçlarını itiraf ederek kendilerini Hicabi A'nın azmettirdiğini söyledi. Hicabi A ise suçlamaları kabul etmedi. Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan Beytullah Y ve Hicabi A'nın daha önce çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Adıyaman onu Smoviç Enver olarak tanıdı ve Adıyaman'da Enver Güneş ismindeki spor sever hayatını spora adamıştı. Spor için sporun her alanında var oldu ve kendini var ettirmeye de devam ediyor. İşte yine bir Smoviç Enver klasiği ile bir turnuva düzenledi ve turnuvaya katılımlar başladı. Abi acele etmeyin ya, acele etmeyin ya. Uzun yıllardan bu yana spora gönül vermiş olan Adıyamanlı spor adamı Smoviç Enver Güneş düzenlediği futbol turnuvası ile ilklere imza atmaya devam ediyor. Sokak çocuklarının spora kazandırılması için var gücüyle mücadele eden Smoviç Enver Güneş'in geçen hafta düzenlediği 15 Temmuz Şehitleri ve Aileleri turnuvasında spor camiasında takdir topladı. Kendisi de çok büyük bir futbol aşığı olan çok değerli Uğur Savcımıza vermekten büyük mutluluk ve gurur duyuyor. Uzun yıllardan bu yana spor alanında yaptığı çalışmalarla birçok projeyi hayata geçiren Güneş şunları kaydetti. Ya vatan önce Mehmetçik, önce devlet, önce millet diyoruz. Bunun için canımızı seve seve vereceğimiz ülkemiz, milletimiz ve bayrağımız için şehitlerimizin anısına düzenlenmiş olduğumuz 15 Temmuz ve şehit aileleri adına futbol turnuvamız çok güzel bir şenlik havasında geçti. Fakat bugün o Afrin'deki dağda savaşan kardeşlerimizin yanında olmak için can veriyoruz, seve seve gitmek istiyoruz. Bunlar için yapmış olduğumuz dostluk ve kardeşlik adına Barış Süper Kupa finali maçını oynattık. Adliye Spor'la, savcılarımız ile Türkiye Petrol, Telekom Spor arasında oynanan maçı adliye takımımız 5-1 alarak final oynadı. İlimizde spora insanları kaynaştırdığımız için çok mutluyum. Amacımız burada gençleri spora hizmet etmek, gençleri ve yaşlıları bir ortamda tutabilmek. Bunun için siz Mercan TV aracılığıyla sesimizi dünyada her yerde duyurabiliyoruz. Ve her gün birer yıldız çıkarıyoruz. Şu anda 8 yaşında bir Hüseyin diye bir çocuğumuz var. Allah nasip ederse Almanya'dan bir teklif geldi. İnşallah o çocuğu gönderme yolundayız. Önce vatan diyoruz, her şey vatanımız ve milletimiz için diyoruz. 15 Temmuz'da ve bütün şehitlerimizin anısına düzenlenmiş olduğumuz bu turnuvada bize verdiğiniz katkılardan dolayı Mercan TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Bunun için ilimizdeki insanların birlik ve beraberliğini kazandırdığımız için de çok gurur duyuyorum. Bize verdiğiniz özellikle bu yardımlardan dolayı da size ve İbrahim Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Evet, bu haberle de ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Mercan Sürücü Kursu ana haber bir